Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde login işleminden bahsedeceğim. Bu dersimiz biraz uzun olacak. Login işlemini baştan sona anlatacağım. Öncelikle veri tabanımızda örnek veri tabanı isminde bir veri tabanım var. Örnek veri tabanımın içinde üyeler adına bir tablom var. Ve tablomun içinde üye ID, ad soyad, e-mail ve şifre bulunduran 4 tane alanım var. Şifre benim gelen şifrenin MD5'li hali bulunmakta. E-mail adresi ve ad soyad. İstediğiniz kadar buraya bilgi ekleyebilirsiniz. Gereken işlem ne kadar varsa. Şimdi hemen önce bir veri tabanına bağlanmak için kuracağımız bir bağlantı dosyamız var. Hemen bunu oluşturalım ilk önce. Öncelikle vt host diyelim. Buna da localhost diyoruz. Vt user var. Buna root diyoruz. Biz rootla girdiğimiz için. VT pass var. Yani şifre dediğimiz. Boşluk. Yani hiçbir şifre girmiyoruz. VT name var. Az önce söylemiştim. VT name'im benim örnek. Ve girdim. Şimdi bunu kaydedelim. Bağlan.php alanında. Dizinimi www klasörümün içindeki yere kaydediyorum bağlan php ve ardından bir tane SQL cümlesi yazacağım. Bağlan adında bir tane değişken oluşturdum. MySQL connect dedim. Buraya 3 tane parametre gireceğiz. Birinci parametresi vthost, yani hangi sunucuya bağlanacağımız, onun ismi. İkincisi bu sunucudaki kullanıcı adımız, yani vt user. Üçüncüsü vt pass, yani bu kullanıcı adımızdan sonraki şifremiz. Ve biz buraya diyoruz ki or die. Yani eğer bağlantı sağlanamazsa sunucuya bağlanamadı. Uyarı. Eğer istersek sonra da MySQL error sonucunu da verdirebiliriz. Ardından hatta şunu şöyle görünür bir vaziyette bir alt satıra indirelim şu şekilde. Şimdi sunucuya bağlandık. Bakalım gerçekten de bağlandı mı? Localhost 82 ile bağlandığım için ben buraya 82 yazıyorum. Sizin yazmanıza gerek yok. Eğer bağlanmıyorsanız 82 ile. Şu an herhangi bir hata almadığımdan dolayı sunucuya bağlanmış gözüküyorum. Şimdi veri tabanına bağlanalım. VT diyelim buna da. MySQL select div, yani adı üstünde bir veri tabanını seç anlamında. İlk parametremiz bizim hangi veri tabanı ismi, hangi veri tabanına bağlanacağız. Orada birçok veri tabanı var. Ben vt name ismini verdim veri tabanına, yani örnek veri tabanına. İkincisi olarak da hangi şeyle bağlandık biz daha önce? MySQL connect ile buradaki bilgileri kullanarak bağlan değişkenini atadık. Bunu da burada kullandık. Yine aynı şekilde or aşağıya geçelim. Or die. Veri tabanına bağlanamadı. Ve buraya da yine aynı şekilde MySQL error koyabiliriz isterseniz. Bakalım yine hata alacak mıyız? F5. Hayır. Eğer hata alsaydık, yani mesela ben şurayı 1 yapsaydım nasıl olurdu? Bir bakalım. F5. Şu an gördüğünüz gibi hata verdi. Bunu dilini kodlamasını, daha doğrusu şu şekilde daha net düzgün yazılar gelecek Türkçe karakter. Sunucuya bağlanamadı ve MySQL error'la gelinen hata. Şimdi hemen bağlan php'mizi yaptıktan sonra hemen bir php dosyası daha oluşturalım. Buna da index.php adını vereceğiz. index.php. Artık burada biz bağlan php'yi çağırabiliriz. Ne yapacağız? Include bağlan.php. Şu an bağlan php'yi buraya çağırdık. Ardından yapacağımız şey, eğer biz login formunu ekrana getirdikten sonra login olmuşsa login formunu gizle, değilse login formunu göster. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Yani if işte login varsa burada
İşte login oldunuz. Login oldunuz. Add formu getir. Formu getir. Şu an bunu kaba taslak yazıyorum aklınıza canlansın diye. O yüzden bizim bir tane login formumuz olması lazım. Hemen onu yapalım. Bunu da bir PHP dosyası şeklinde. Buna da login PHP diyelim. Hemen aşağıya geçiyorum. Bir tane form oluşturuyorum. Form. Bizim formumuzun iki adet özelliği vardı. Bir metot. Ben hangi metotla göndereceğim? Tabii ki güvenli olması sebebiyle post. Bir de action'ım var. Action'ımı şimdilik boş bırakıyorum. Daha sonra dolduracağım bu action'ı. Hemen buraya bir tane e-mail. Ben kullanıcının e-mail adresini istiyorum. Input. Type. Tipi e-mail olsun. Yani sadece e-mail tipinde karakterler girilsin. Mesela et işareti falan. Et işareti konulmadan geçilmesin gibi. Name. E-mail olsun. Kapattık. Ve bir alt satıra gitsin. Hemen şifre. Input. Type. Şifre gözükmemesi için password tipinde olması lazım. Name'i de şifre. Yine bir alt satıra geçsin. BR ile. Ve şimdi bir de buton koyalım. Input. Input. Type. Biz butonumuz ne olacak? Submit butonu olacak. Ve name'ine giriş diyelim. Value'su da yani gözükecek ismi de ne olacak? O da giriş olsun. Bakalım. Şu an hemen bu login kısmını şunu şu an siliyorum. Daha sonra kullanacağım. Hemen buraya yapalım. Include login.php. F5 dedik. Tabi bağlan PHP'de biz şurayı da düzeltmediğimiz için hata alacaktık. Tekrar bakalım. F5. Şu an login PHP gelmedi. Include login, include login PHP. Bakalım nerede hata yaptı. He tabi biz bağlam PHP yaptık. Index PHP olacak artık. Gördüğünüz gibi index PHP geldi. Ben buraya işte e-mail adresimi yazacağım. Şifremi yazacağım. Şifrem MD5 tarihiyle dönecek. Benim veri tabanıma bağlanacak. Kontrol edilecek ve doğruysa bu ekrandan gidecek yerine hoş geldiniz. İşte kullanıcı neyse. Hemen ona başlayalım. Burada başlayalım. If isset. Isset biliyorsunuz varsa ne varsa benim bu name'imdeki girişim yani butonumdaki girişim varsa hemen bir parantezde şurada açalım. Varsa aşağıdaki işlemleri yapacak. Yani bu bloğa o zaman girecek. Tekrar bir if bloğu daha açıyoruz. Hemen şuraya ondan önce postla. Bu tabii ki giriş neyle geliyor bize buraya? Post. Onu da yazalım. Şu şekilde. Şimdi hemen e-mail adresini postla alalım. E-mail. Ardından şifreyi alalım. Aynı şekilde. Post. Şifre. Ve şimdi kontrol ettirelim bunları. E-mail e-mail boş değilse ve aynı şekilde şifre boş değilse bunu bir de şu şekilde trimle eğer boşluk karakteri girmişlerse temizleyelim. Şu şekilde. Aynı şekilde bunu da sildim. Baştaki ve sondaki boşlukları siliyordu trim. Hemen buraya bunu yaptık. Şuraya da şifremiz MD5 tane alalım. Şifre MD5. MD5'i nasıl yapıyorduk? Bu şekilde. Şifrenin MD5'li halini aldı. Ve buraya geliyoruz. Eğer boş değilse giriş
işlemleri else burada bir hata verdirebiliriz. Nasıl bir hata? Şuraya gelelim bu şekilde. Echo alanları boş bırakmayın. Boş bırakmayın. Ve burayı bitirdik. Şimdi buraya gelelim. Kullanıcının e-maili ve şifresi boş değilse giriş işlemlerine başlayacağız. İlk olarak böyle bir kullanıcı benim veri tabanımda var mı onu kontrol edeceğiz. O yüzden şuraya bir tane üye kontrol diyelim. MySQL query select bana ne lazım? E-maili kullanıcının ve ad soyadı lazım. Onları istiyorum sadece. From nereden? Üyeler tablosundan ver. E-maili eşit olacak. Neye eşit olacak? Benim yukarıda gelen e-mail adresime ve and şifresi eşit olacak. Pardon. Şifre eşit olacak. Neye eşit olacak? Şifre. Ama hangi şifreye? Şifre MD5. Evet. Bu şekilde select sorgumu yazmış oldum. Tekrar inceleyelim isterseniz. Select e-mail alt soyad from yani hangi tablodan üyeler tablosundan e-mail ve soyad sütunlarını bana getir. Ver şartım ne? E-mail adresi ve şifresi aynı olan değer varsa bunları getir. O zaman ben burada diyorum ki MySQL önce if diyelim. Üye kontrol. Yani böyle bir olay varsa o zaman buraya gel. If tekrar MySQL num rows. Bu bana kaç tane satır döndüğünü gösterecek. Yani mesela eğer 0 satır dönerse benim böyle bir kaydım zaten yoktur. Eğer 0'dan fazla bir kayıt dönerse böyle bir kaydım vardır. O zaman diyorum ki üye kontrolü içine baktıktan sonra 0 satırdan fazla ise hemen buraya gir. Değilse girme. Şimdi burada ekstra bir işlemimiz yok. Hemen altına da gelelim else kısmına. Yani böyle bir kullanıcı olmadığını söyleyeceğiz. Echo sistemde kayıtlı bu şekilde sistemde kayıtlı kullanıcı yok. Veya şifresi de yanlış da diyebiliriz aslında burada. Evet, burada şifresi yanlış diyebiliriz. Daha mantıklı. E-mail veya şifre birbirine yanlış diyelim. Hemen buraya gelelim. Bizim bir session oluşturmamız lazım. Session. Benim e-mail adında bir session'ım var. Ve burada önce şurada benim bu değerleri almam lazım. Şeyden. Üye kontrolle çektiğim MySQL'den. Buradaki sonucun içindeki değerleri almam lazım. Onu da nasıl yapacağım? MySQL fetch object. Bunu ister bu şekilde, ister array ile, isterseniz daha farklı bir şekilde de alabilirsiniz. Ben bu şekilde alacağım. Hemen buraya geliyorum. Üye kontrol yazıyorum. Ve bunu tabii ki bir değişkene aktarıyorum. Bunun da ismi şey olsun. Üye sonuç. Üye sonuç. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi gelelim. Üye sonucun içindeki e-mail. Bu e-mail sakın şuradaki e-mail ile karıştırmayın arkadaşlar. Bu e-mail bizim veri tabanımızdaki şu e-mail. Yani bu isim. Burada ben e-posta yazsaydım oraya da e-posta yazacaktım. Çünkü fetch object ile alıyorum. Hemen bunun aynısını tekrar kopyalayalım. Çünkü ad soyad içinde alacağım. Ad soyad. Buradaki şeylerle buradaki şeyler aynı olmak zorunda değil. Ben bir bütünlük olsun diye bu şekilde yazıyorum. Hemen bir session daha oluşturacağım. Buna da kullanıcı eğer login olmuşsa yani token diyorum. Ben buna da true değeri aktarıyorum arkadaşlar. Eğer böyle bir şey varsa yani true yani bu hani bloom tipinde bir veri
veri koyduğumuzu düşünün. True false. Ben buraya true, yani artık giriş yapılmıştır anlamında oluyor. Hemen buradan sonra başarılı bir şekilde yaptığı için hangi sayfaya yönlendirecek? Location'la index.php'ye yönlendirilecek. İsterseniz yönlendirmeden önce bu değerleri alıp almadığına bakabiliriz. Hemen bu header'ı görünmez yapalım. Buraya gelelim. Echo session mesela e-mail'i bakalım. Almış mı? Hemen açalım buradan. Index.php yenileyelim. Hata aldık. Nerede? Login sayfasındaki 10. satırda. 10. satırda ne var burada? Bakalım. Şifre MD5 mi? Evet. Select email, alt soyad, from, üyeler, ver, email, and. Burada yok. Burada yok. Tekrar bakalım hataya. Unexpected diye. Buldum. Buradaymış arkadaşlar. Burada üstten tire koymuşum yanlışlıkla. Tekrar bakalım. F5 diyoruz. Evet geldi. Şimdi Adem Yalçın 27@gmail.com şifremizi giriyoruz. Ve giriş dediğimde bakalım. Session variable. Doğru, biz session'ı açmadığımız için hata aldık. Hemen onu da yapalım. Biz burada session'ı açmadığımız için buraya gelelim. En üstte session start diyoruz. Ve ardından login php'ye gelelim. Evet, çünkü biz session'ı açmadığımız için session'ları alamıyoruz. Ve tabii ki biz burayı nereye yönlendireceğiz? index.php. Hemen çalıştıralım tekrar. Geri yapalım. F5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdik. Bu sefer hatamız ne? Session bulunamıyor diyor. PHP 19. 19. Buraya geldik. Burada tek S girmişim ondan. Geri yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, gördüğünüz gibi ben e-mail adresini veri tabanından çektim. İstediğim gibi ben buraya mesela alt soyad çekelim. Tekrar gönder. Adem Yalçın. İşte yine aynı şekilde kim var? Token alalım. 1 diye dönecek burada. Gördüğünüz gibi 1 seçeneğe döndü. Bu şekilde arkadaşlar ben bütün bilgileri sayfamda kullanabilirim. Ve benim burada login işlemim bitti. Bu şekilde başarılı bir şekilde. Şimdi benim yapacağım olaylar index kısmında. Daha önce bahsettiğim gibi. Eğer if isset token var, ne token varsa tabii ki şöyle parantez aç kapayalım. Session token varsa ve aynı şekilde e-mail varsa isset ne isset tabii ki session isset session. Bunu da yaptık. Ardından ve en son olarak e-mailim olabilir ama boş değilse diyoruz bu sefer. O zaman empty. Bu şekilde daha da güvenli bir hale getirmiş oluyoruz. Session e-mail. Evet. Şu an hepsi hazır bir şekilde. Eğer bunlar gerçekleşmişse ne yapacak? Şunu echo hoş geldiniz. Şuraya ne yapacak? Session'da kullanıcının ismini yazsın. Alt soyad. Ardından bir alt satıra geçsin. Hatta yok, şu an kalsın. Else login kısmını yazsın. Şu an bakalım. F5 yaptık. Ve gördüğünüz gibi hoş geldiniz. Şöyle bir boşluk koyalım. Adem Yalçın. Burada Türkçe karakter sonunu HTML
dolayı kaynaklanıyor. Bir de aynı zamandan bizim veri tabanına çektiğimizden dolayı. Bunu önlemek için de arkadaşlar bağlam PHP'ye geliyoruz. Buraya MySQL query yazıyoruz. Set name tırnaklar içinde UTF-8 yazıyoruz. Bakalım düzelecek mi? Düzelmedi. Bir tane daha yapalım. Aynısını MySQL query set karakter set connection diyoruz ve buraya UTF-8 yazıyoruz. Bakalım tekrar. Yine olmadı. Bir tane daha yazıyoruz. Bunu kopyalayalım. Şuraya client ve bir altına da sonuç olarak result. Bunları yazaraktan da burayı düzeltebiliriz. Düzelmedi bir türlü. Büyük ihtimal harf hatasında yanlışlık yaptım. Olmadı, bunu HTML'le de yapabiliriz arkadaşlar. Buraya meta karakteri koyaraktan da düzeltebiliriz. Onu daha sonra yaparız. Şimdi gördüğünüz gibi login işlemi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Hemen gördüğünüz gibi. Şimdi bunun altına bir de çıkış butonu koyalım. Nereye koyacağız bunu? Hoş geldiğinizden sonra şuraya bir BR karakteri atalım. Alta gelelim. Bir link şeklinde A teklerini koyalım. Çıkış. Çıkış.php echo. Çeyrek çift tırnak kullandığım için tek tırnaklar içine aldım. F5. Şimdi benim çıkış PHP oluşturmam lazım. Çıkış PHP'de yapacağım çok az bir şey var zaten. Hemen buraya geliyorum. PHP dosyamın teklerini açıyorum. Buraya öncelikle session start diyorum. Ardından session destroy ve patlatıyorum. Yani session'ımı kapatıyorum. Böyle çıkış.php. Hemen sayfamızı yenilik ve çıkış dedik. Gördüğünüz gibi çıkış PHP yönlendirdi. Tabi biz buradan bir de header yaparsak header nereye? Location index.php yaptığımızda hemen gördüğünüz gibi hemen tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi ben mail adresi girmediğim için burası farklı bir renk oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 giriş dedim. Gördüğünüz gibi geldi. Hoş geldiniz Adem Yalçın çıkış. Şu an düzeldi arkadaşlar. Çünkü veri tabanından bilgi tekrar alıp geldiği için o az önceki yazdığımız kodlar çalıştı. Yani şunlar. Ben o sırada tekrar giriş çıkış yapmadığım için çalışmadı onlar büyük ihtimal. Yoksa çalışıyor bunlar. Bizim Türkçe karakter sorunumuzu da hallettiğimize göre arkadaşlar gördüğünüz gibi giriş çıkış işlemleri yani login işlemi bu şekilde gerçekleştiriyor. Biraz uzun bir ders oldu ama yararlı bir ders oldu. Login ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.